Herkese merhaba, ben Samet Güler. Fotoğraf çekimlerinde en çok sorulan sorulara bu video serisiyle cevap veriyoruz. Bu videonun konusu uzun pozlamada 10 soru 10 cevap. Uzun pozlama nedir? Uzun pozlama, uzun enstantane süreleriyle sahnemizdeki hareketli nesnelerin hareketini fotoğrafa yansıtmaktır. Uzun pozlamanın temel ayarlarından biri enstantane süresini uzatmaktır. Diyafram ışık miktarını, enstantane ise ışığın süresini kontrol ediyordu biliyorsunuz. İşte biz bu süreyi uzatarak yaratıcı ve estetik fotoğraflar çekebiliyoruz. 2. Uzun pozlamada filtre kullanmazsak ne olur? Gün doğumu, gün batımı ve altın saatlerde ışık yumuşak olsa da uzun enstantane sürelerinde aşırı parlak fotoğraflar çıkabilir. Bunun önüne geçebilmek için ışığı bloke etmemiz gerekir. İşte bunu doğal yoğunluk yani ND filtrelerle yapıyoruz. Filtresiz lensle ışığı daha kısa sürede, filtre taktığımız lensle daha uzun sürede alıyoruz. Bu da hareket eden her nesnenin flu yansımasını sağlıyor. 3. Hangi saatlerde filtresiz uzun pozlama çekimleri yapabiliyoruz? Mavi saat ve gece çekimlerinde filtre kullanmamıza gerek yok. Bu zamanlarda ışık zaten azalmış oluyor. 4. Filtreleri sadece manzara fotoğrafçıları mı kullanır? Hayır. Şehir içinde hareketi yansıtan yaratıcı fotoğraflar çekmek isteyenler de filtre kullanır. 5. Uzun pozlamada neden tripod gerekli? Enstantane süresinde elle çekim sınırımız ortalama 1/50'dir. Bu sürenin altına düşen enstantane değerlerinde çekim yaparken fotoğrafı titretebiliyoruz. Bu değer lensin odak uzaklığına göre değişir. 70-200 mm lenslerde bu sınır 1/200'dür. Uzun pozlamalar 1/15 ve daha uzun sürelerde çekildiği için tripodsuz çekim yapmanız mümkün değil. Fotoğrafınız titrek çıkar. 6. Uzun pozlamada motor modumuzu neden zamanlayıcılı moda alıyoruz? Tripodla çeksek bile denklanşöre bastığımızda makine titreyebilir. Makineyi titretmemek için motor modumuzu zamanlayıcı çekime göre ayarlamalıyız. Bu sayede çekim biz denklanşöre bastıktan 2 saniye sonra başlar. Bunun dışında lensinizin titreme önleme özelliği varsa kapatabilirsiniz. Zaten tripodla çekiyor olacağız. 7. Uzun pozlamada hangi çekim modu ile çekim yapılır? Ya manuel ya da instantane öncelikli çekim modu ile çekmeliyiz. Ben manuel modu tercih ediyorum ve diyafram değerimi pozometre cetveline bakarak tespit ediyorum. Enstantane süresi hem kullandığınız filtrenin yoğunluğu, hem diyafram açıklığı, hem ISO değeri, hem ışık şiddeti, hem de sahnenizdeki hareketin şekline göre değişkenlik gösterir. 8. Uzun pozlamaya uygun fotoğraf türleri nelerdir? Manzara, bulut akışının olduğu kadrajlar, şehir, mimari, insan ve taşıt hareketleri, şelalelerin olduğu doğa fotoğrafları. Kısaca hareketi yansıtmak istediğiniz her türde uzun pozlama tekniğini kullanabilirsiniz. 9. Makinelerin sunduğu maksimum pozlama süresi nedir? Daha uzun pozlayacaksak ne yapıyoruz? 30 saniyedir. Bu süreyi aşan uzun pozlamalarda bulb çekim moduna geçmemiz ve çekim süresini manuel yönetmemiz gerekir. Ve 10. Uzun pozlama için en uygun zaman dilimleri hangileridir? Gün doğumu, altın saatler, gün batımı ve mavi saatler. Manzara çekiyorsanız çok bulutlu zamanlarda da harika çekimler yapabilirsiniz.